arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni eğitim öğretim yılında maddi durumu sıkışık olan aileler ve öğrenciler için yeni müjdeler açıkladı. Vali Hamza Aydoğdu, maddi durumu iyi olmayan 1100 ilkokul ve ortaokul öğrencisine gelecek haftadan itibaren ücretsiz öğle yemeği sağlanacağını duyurdu. Vali Hamza Aydoğdu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde maddi durumu iyi olmayan 1100 ilkokul ve ortaokul öğrencisine gelecek hafta pazartesinden itibaren öğle yemeği verileceğini duyurdu. Vali Aydoğdu ayrıca 13 Şubat şehir stadyumu altında kurulan Terzbaba sofrasında maddi durumu iyi olmayan 400 vatandaşa her gün öğle yemeği sunulacağını duyurdu. Birkaç konuda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, devlet vatandaşına hizmet etmekle mükelleftir. Biz de Cumhurbaşkanımızın buradaki temsilcisi olarak ilimizin dertleriyle, problemleriyle ilgilenmeyi şiar edinmek. Bu konuda gelecek haftadan itibaren birkaç yeni uygulamamız olacak. Onları sizinle paylaşmak istiyoruz. Birincisi arkadaşlar, 1500 kişiye ücretsiz yemek vereceğiz. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Valiliği ile beraber Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilecek maddi durumu iyi olmayan 1100 ilkokul ve ortaokul öğrencimize gelecek hafta pazartesinden itibaren öğle yemeği vereceğiz. Aynı zamanda kendi okullarında bu arkadaşlarımız hafta içi her gün ücretsiz olarak yemeklerini yiyecekler. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Diğer taraftan 13 Şubat şehir stadyumunun altında hazırlanan Terzi Baba sofrasında, stadın altında bir yer oluştu biliyorsunuz Ramazan ayında. Maddi durumu iyi olmayan 400 vatandaşımız da her gün öğlen yemeği yiyecek. Bunların hangi şartlarda olacağını, nasıl olacağını vakıf müdürümüz çalışıyor. Yani toplamda 1500 vatandaşımıza pazartesinden itibaren öğlen yemeği vereceğiz. Ben huzurlarınızda Vakıflar Genel Müdürümüz desteklerinden dolayı Sinan Aksu Bey'e, Kültür Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İkincisi, değerli arkadaşlar, 2024-25 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize burs vereceğiz. Tam 1500 öğrenciye burs vereceğiz. 1200'ü üniversite öğrencisi, 300'ü de lise öğrencisi olmak üzere toplam 1500 öğrencimize okulların açık olduğu süre boyunca burs vereceğiz. Bu bursların 250 öğrencimize burs katkısını organize sanayi bölgesi müteşebbis heyeti karşılayacak. Diğer 1250 öğrencimizin bursunu da hayırseverlerimizden temin ettik. İlimize hayırlı uğurlu olsun. Üçüncüsü, üniversitenin öğrencilerin toplu taşıma desteği. Geçen yıl üniversite öğrencilerine verdiğimiz toplu taşıma desteğini bu yılda aynen devam ettiriyoruz. Şehrimize gelen bütün üniversite öğrencilerimize, burada yaşayan bütün üniversite öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda bu yıl şehrimize yeni gelen üniversite öğrencilerimize de onlara hoş geldin demek amacıyla 1500 kişilik kahvaltı vereceğiz ve onlara şehrimize hoş geldin diyeceğiz. Dördüncüsü, geçen yıl olduğu gibi bu yılda üniversiteye girecek öğrencilerimizin hepsinin YKS ücretlerini karşılayacağız. Beşincisi, Erzincan'ımızdaki okul servis ücretleri. Değerli arkadaşlar, bu geçen yıl 1750 liraydı. Bu yıl yine 1750 lira olarak sabit kalacak. Aynı zamanda 4 sefer yaptıklarında
bu 1900 liraya 4 sefer olunca bir 150 lira artış yaptık. Bunun yanında 300 dar gelirli öğrencimizi de servislerimiz bedava taşıyacak. Bundan dolayı da Erzincan Servisçiler Kooperatifi Başkanı Sayın Ümit Demirtaş ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, altıncısı ve en son olarak da bu yıl ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize, dar gelirli öğrencilerimize 2000 tane ayakkabı dağıtacağız. Bunun da dağıtımını inşallah gelecek haftadan itibaren yapacağız. Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, bu saydığım bütün bu sosyal faaliyetlerin hiçbirine kamudan bir kuruş harcamıyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Bunu hayırseverlerimizin desteğiyle yapıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Hepinize çok teşekkür ederim. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Erzincan'daki okul müdürleriyle bir araya geldiler. Programa Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ilçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan değerlendirme toplantısında Hamza Aydoğdu, toplantıya katılan tüm idarecilere yaptıkları başarılı ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek tüm katılımcılara başarı belgesiyle ödüllendirileceğini ifade etti. Genel Müdür Bülent Çiftçi ise idarecilerin okullarında zor bir görev üstlendiklerini ama bir okulun gelişmesinde en temel unsurun okul idarecisinin lider olarak yapacağı özverili çalışmaların olduğunu, öğretmenin eğitimin en temel unsur olduğunu, bakanlığımız bünyesinde 1 milyondan fazla öğretmenin ülkenin gelişmesi ve geleceği için canla başla çalıştıklarını, eğitim lideri olarak okul müdürünün okuldaki yönetim anlayışı, tavrı ve tarzı okulun ilk gününe pozitif katkı sağlayacağını ifade etti. Okul müdürleri özellikle yeni marif modeli kapsamında yeni bir vizyon ortaya koymaları gerektiğini, okuldaki tüm diğer eğitim paydaşlarıyla birlikte yeni modelin daha da başarılı olacağını ifade ettiler. Etrafına büyük bir saygı, sevgi ve özveriyle pozitif enerji yayan ve diğer meslektaşlarına oranla bir adım önde olan okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin daha bir mutlu eğitim ortamı sağladıklarını ve daha başarılı olduklarını ve bu şekilde çalışan idarecilerin takdir edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Vali Hamza Aydoğdu ve Genel Müdür Bülent Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek okul idarecilerine ve öğretmenlerine çalışmalarında kolaylıklar dilediler. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan Merkezi İlçe Başkanlığı'na atanan avukat Lokman Okumuş'u ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Erzincan Merkezi İlçe Başkanlığı'na atanan avukat Lokman Okumuş'a Milletvekili Süleyman Karaman bir ziyarette bulundu. Milletvekili Karaman, Başkan Okumuş'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi. Erzincan'da 13 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde merkez üssü Refahiye olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan merkezden ve çevresinden hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Sabah saat 9.48'de olan depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. Erzincan Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. 13.09.2024 tarihi saat 9.48 sıralarında merkez üssü ilimiz Refahiye ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun.